Yakup Köse, AK Parti'ye operasyon mu çekiliyor? Haber bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş sebebinin gereği olarak Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Turhalı ilçesinde anaokulu çocukları için düzenlenen gezide yapılan cami ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi olarak taşıyor. Akabinde de geziyi düzenleyen Mimar Sinan Anaokulu Müdür Vekili İlkay Çiçekli'nin görevden alındığı haberi geliyor. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Haber 2. İzmir'in Selçuklu ilçesinde 10 Kasım'da düzenlenen anma törenlerine katılmayan imam hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlatan Selçuk ilçe müftüsü Hasan Kırkan, anma törenine katılmayan imama gönderdiği yazıda işgüzar müftü imamın törene mazeretsiz katılmadığını tespit ettiğini biraz da tehditkar bir üslupla bildirmiş. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü programına ilgi A ve B talimatlara rağmen mazeretsiz katılmadığını tespit edilmiştir. Bu itibarla bundan böyle verilen talimatlara harfiyen uymanızı, memuriyet sorumluluğu ve bilinci içinde hareket etmenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal işlem başlatılacağının bilinmesini önemli rica ederim. Müftü Hasan'ı tebrik ederim. Emre altındaki birisinin mazeretsiz olduğunu tespit etmek müthiş feraset gerektirir. Haber 3. Edirne'de 10 Kasım törenlerinin yapıldığı alandan geçerken bu bir kıyamdır dediği için polis tarafından gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan geçtiğimiz günde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Emine Şahin'in annesi Pembe Çelik, kızı gerekçe gösterilerek içten çıkarıldı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde Outlet Park AVM'de asgari ücretle temizlik görevlisi olarak çalışan Pembe Çelik her sabah yaptığı gibi işine gitti ve mesaisine başladı ancak aynı günün akşamında işine son verildi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Çelik, zorluklarla iş buldum, iki senedir alıştığım işimde çalışıyordum. Senin işinden memnunuz, o yönde hiçbir sıkıntı yok dediler. Sabah işe başladım, akşama çıkartıldım. Kızım Emine'yi gerekçe göstererek bizi zorda bırakma ifadesini kullandılar dedi. Yanlış anlamayın sizlerle paylaştığım 3 haber 20 yıl öncesine yani 28 Şubat dönemine ait değil. Hepsi taptaze, dumanı üzerinden haberler. Daha kırkı çıkmayan haberler neler oluyor diye mi sorsam yoksa bu ortam nasıl oluştu diye mi? Veyahut AK Parti'ye operasyon mu çekiliyor diye mi? Bu suallerle birlikte düşünülmesi gereken soru. Nerede hata yapıldı? Yakup Köse Star